Çünkü insanın esma terkibi olan nefsi aynı zamanda Rabbidir. Çünkü ilhamat Rabbani insanın kendi esma terkibinden açığa çıkar, şuur'a gelir ve eylem ortaya çıkar. O yüzden e, nefsimiz hakikatimizdir. Efendimizin buyurduğu gibi aleyhissalatü Vesselam nefsini bilen Rabbini bildi. Nefis iki türlü anlaşılması gereken bir kavram. Nefis evvela bizim hakikatimiz, aslımız, özümüz anlamını taşır. O nedir? Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat ve esmasından müteşekkil olan bir varlık. Yani esma terkibi diye söyleyebiliriz. Bu nefis budur. Mesela eski zamanlarda bu yol talep tabelalarında da mesela nefsi şehir derdi. Nedir o? Şehir meydan demek. Şehir merkezi demek. Nefsi şehir diye yazar. Biri bu bir de kötülüğü emreden nefis olarak algılanmıştır. Bunun ikisinin ayrımını yapacak olur isek birincisi hakikatimiz olan nefsi anlamamız. Evet. Bu bizdeki yaptırım gücü, bizdeki sıfatlar hepsi Cenab-ı Hakk'a aittir. Bize muvakkaten verilmiştir. Hilafetimiz adına verilmiştir. Biz bunların yaptırım gücüyle Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek durumundayız diye baktığın zaman bu nefsini bildin, hakikatini bildin, netice itibariyle hadis-i şerifteki Rabbini bildine gelirsin. Çünkü insanın esma terkibi olan nefsi aynı zamanda Rabbidir. Çünkü ilhamat-ı Rabbani insanın kendi esma terkibinden açığa çıkar. Şuura gelir ve eylem ortaya çıkar. O yüzden e, nefsimiz hakikatimizdir. Efendimizin buyurduğu gibi aleyhissalatü vesselam nefsini bilen Rabbini bildi. Ben arafen fakat arafa Rabbe. Evet. İkincisi bunun Cenab-ı Hakk'a ait olan bir kuvve-i kutsiye değil, kendine ait bir şeymiş gibi düşünülmesi. Ben bilirim, ben görürüm, ben yaparım, ben anlarım, ben konuşurum, ben söylerim, ben vururum, ben kırarım dediğin zaman da bu yine nefis ama kötülüğe kullanan, kullanılan nefis. Kötülüğü emreden hale sokulan nefis oluyor. Onun için nefsi iki türlü anacağız. Tevhid halindeyken la Mevcude illahu tevhid mantalitesinden meseleye baktığımız zaman hakikatimiz ki o hakikat Allah'ın hakikatidir. İkincisi de nefsimize bıraktığımız zaman ipleri bu da maalesef şeytanın elinde oyuncak olan bizi de maalesef cehenneme kadar götürecek olan nefis anlayışıdır. İnsan nefisle nasıl bir ilişki kurmalı Ahmet abi? Söylediğim gibi nefisle ilişkiyi kurabilmek için ve onun e, dünyada ve ukbada yaşayabilmek için nefsimizin Cenab-ı Hakk'ın kuvviye kutsiyesi olduğunu, esması olduğunu ve kaderimizi yaşamak üzere bize yol gösterici olduğunu bilmemiz lazımdır. Ve bu şekilde ilişki kurmamız lazımdır. Onun Cenab-ı Hakk'a yakın kesbedeceğimiz olan ilhamatını göz önünde bulundurarak fiillerimizi yani düşüncelerimizi ve dolayısıyla fiillerimizi o yönde yani kitap ve sünnet yönünde kullanmayı ve Esma-i Hüsna denilen bizim hakikatimiz olan o verilerin de ahlakıyla ahlaklanmayı göz önünde bulundurmamız lazımdır. İlişkimiz bu mertebede olması lazımdır nefisle. Aksi takdirde nefsi emmaremize bakılmış olan o kuvve-i kutsiyeleri, yaptırım gücünü yani esmaların yaptırım gücünü şeytani olarak kullandığımız zaman da perişan olmuş oluruz. O yüzden din İslam'ı doğru tahsil etmek, doğru insanlardan öğrenmek, doğru insanlarla beraber olmak, ayet-i kerimede buyrulduğu gibi salihlerle, e, düzgün insanlarla <laughs> tırnak içerisinde efendim alimlerle birlikte olarak hakikatten uzaklaşmamaya gayret etmek lazımdır. Nefisle olan ilişkinin bu şekilde olması lazımdır. Aksi takdirde nefse emmarenin elinde şehavat, hazlar ve her türlü kepazelik içerisinde Dünyada da ve ahirette rezil oluruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.